Bir Vintage Teknoloji videosuna daha hoş geldiniz. Bugün Sony Walkman incelemesi yapalım istedik. WM-FX267 modelini inceliyoruz. Walkman kavramını hayatımıza sokan Sony bir Walkman var elimizde bugün. Sony Walkman, daha doğrusu Walkman kavramı Sony'nin bir müdürünün uçak yolculuklarında opera dinlemesi için icat ettiği bir ürün açıkçası. Ve günümüze kadar da gelişip gelip artık son noktaya gelmiş bir cihaz. Bugün de WM-FX267 modelini inceliyoruz. Bu birazcık daha gelişmiş bir model. Bir ekranı var, bir LCD ekranı var. Düğmeleri var ve kasetçaları var. Radyosu da var aynı zamanda. İki band olarak FM, AM şeklinde. İki tane de bandı var. Bugün biraz incelemek istiyorum bu Walkman'ı ama şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Elinizde mutlaka eskilerden kalan Walkman'lar vardır. Elinizde kalan eskilerden kalma Walkman'ların içinde yakında bir tane video çekeceğim ve o çekeceğim videoda da teknisyen arkadaşım bunun içindeki o problemi giderecek ve nasıl giderdiğini ve hatta sizin de Walkman'larınızı nasıl tamir edebileceğinizi ya da nasıl tamir ettirebileceğinizi size gösterecek. Bu Walkman'ların içinde bir tane band var. O video geldiğinde zaten göreceksiniz. Bu band zamanla eriyor ve içinde macunlaşıyor. Bunun içindeki kasetçaları çalıştıran band bir motora bağlı. Bu o motorda o bantla beraber içindeki kaset mekanizmasını döndüren bir çark sistemine bağlı. Bu çark sistemi de döndükçe size müziği dinletiyor, kaseti dinletiyor. Ama dediğim gibi o zamanla o bant eriyor, macunlaşıyor ve motor boşa dönmesine sebep oluyor. Ve Walkman'ınız çalışmıyor. Radyosu çalışıyordur ama Walkman'ın içindeki yani kasetçaları mutlaka çalışmıyor olabilir. Bu da zamanla oluşan bir şey. Bu Sony'nin belki de yaptığı, bu Walkman'lerde yaptığı hani her şey kaliteli, her mekanizma kaliteli, kullandıkları her parça kaliteli ama tek anlayamadığım nokta bunca zamandır elimizden belki 200'den 300'den fazla Walkman geçti. Bu 200-300 tane Walkman'in %99'unda bu band problemi vardı. Yani bu bandı birazcık daha belki kaliteli yapmış olsaydı belki şu anda bunu takıp 20 sene sonra, 30 sene sonra bu Walkman'a bir kaset takıp yine sorunsuz dinleyebilirdiniz ama şu anda buna yani her Walkman'e neredeyse böyle bir bakım yapılması gerekiyor. Dediğim gibi bu bakımı da zaten yakın zamanda teknisyen arkadaşım yapacak. Ben de videosunu çekeceğim. Arkasından da size nasıl yapıldığını seslendireceğim. Şimdi bugünkü inceleme Walkman'ımıza geçelim. WM-FX267. Gördüğünüz gibi burası metal görünümlü ama metal değil, plastik. Ama güzel metal, böyle krom renginde böyle parlak bir metal yapmışlar. Metal görünüm vermişler. 20 tane kanal oluyor. FM, AM olarak 20 tane kanal oluyor. Burada görmüş olduğunuz radyo on-off tuşu. Buradan band FM ve AM tuşları. Yani buradan değiştirebiliyorsunuz. FM ya da AM olarak değiştirebiliyorsunuz. Burada 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane şeyi var. Preset dediğimiz kanal seçenekleri yani en çok dinlenen kanalları bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Burada Megabass Off On tuşu var. Burası şu anda off'ta mesela. Şöyle yaptığımızda ona geçiyor. Burada da Tuning tuşları artı eksi yani işte 87.50'den 88'e geçmek gibi vesaire. Burada zaten standart olan Stop tuşumuz, ileri alma, Play tuşumuz ve geri alma tuşlarımız var. Burası kulaklık girişimiz. Burası şu anda baktığımızda ses AVRS dediğimiz şey mesela şu an normalde normal bir ses veriyor ama bunu limite aldığınızda ses kısılıyor. Yan taraftaki CO2 metal seçenekleri de metal olarak yani lokal şeyde radyoda lokal olarak daha net ses almanızı diğeri de daha AM bandına yönelik bir seçenek. Daha yani onun için kullanılan bir tuş takımı burası da. Burası zaten bildiğimiz üzere ses açıp kapatma kısma makaramız. Burası pil girişimiz. Biraz sonra zaten takacağız. Burası da 3 voltluk adaptör girişimiz. Kasetimizi de buradan takıyoruz. Burası da zaten kasetimizin kasetçalarımızın iç tarafı. Peki pilleri nasıl takıyoruz? Şu şekilde pil haznemiz var. Pilimizi bir tanesini şu şekilde ileri yerleştiriyoruz. Bir diğerini de şu şekilde yerleştiriyoruz.
ve kapağımızı kapatıyoruz. Şu anda içinde pil var, güç var. Şimdi açalım. Bakın 87.5. Şöyle bir tane 87.6, 87.7. Bu şekilde gidiyor şu an FM bandında. Bunu mesela ben 88.0 reklam olmasın ama bilmiyorum hangi radyo istasyonu. Bunu birinci olarak seçmek istiyorum. Bunun üzerine basılı tutuyorum. Bakın gitti. Hop yanıp sönüyor, yanıp sönüyor. Tamam artık bu birinci. Hatta şöyle gösterelim. İkinci 90'mış. Birinci 88. Benim seçtiğim birincisi de şu anda duruyor. Diğer bir şeyde buradan banda basıyorsunuz. Tekrar ikinci banda geçiyor. Bunlarda 1, 2, 3, 4, 5 tane şey var ama 20 tane preset var. Yani burada her banda bastığınızda şu an mesela FM2'ye geçti. Şöyle yaptığınızda FM3'e geçti. Ve dördüncü olarak da yani 4 kere 5, 20. 4 tane, 5 tane de AM için size seçenek sunuyor. Şu anda da AM bandındayız. Hop tekrar geçtik FM1'e. Buradan dediğim gibi sesini açık kapatmayı hallediyorsunuz. Şöyle de açalım. Bakın dönmesini. Dönmesini de yani bu Walkman'imiz şu anda bandı yapılmış. Senkronizasyonu yapılmış. Bir Walkman olarak şu an gayet güzel. Hatta biz Walkman'i Tontik Shop'tan aldık. Onlara da geliyormuş bu tarz problemler. Yani bu bandında problem oluyor. İşte senkronizasyonda problem oluyor diye. Şunu belirtelim. Eski kasetlerde, şu an kaset gösterirsem yani yine reklam olur diye korktuğum için şu an kaset göstermiyorum ama eski kasetlerde kasetlerin içlerindeki bantlar zamanla birbirine yapışabiliyor. Zamanla birbirine yapıştığı için de burada görmüş olduğunuz mekanizma bunu açarken daha yavaş bir şekilde yani o yapışmış olan bandı açarken daha fazla zorlandığı için daha yavaş bir şekilde çalıyor. Bazı müşteriler de bunu Walkman'in hatası olarak görüyor ama Walkman'ler içindeki bantlar tamamen orijinal bantlarla değiştiği için dediğim gibi o videoda zaten bunu çok detaylı bir şekilde anlatacağım ama Walkman'in devrinde problem olduğunu ya da motorunda ya da bandında problem olduğu düşünülebiliyor. Ama bu %90 olarak makineden dolayı değil, kasetlerin birbirine yapışması yani iki tane kaset de olsa, üç tane kaset de olsa bu kasetlerin içindeki bantlar sonuç olarak birbirine yapışabiliyor. Ve birbirine yapıştığı için de devri çok daha yavaş verebiliyor ve size eskisi gibi bir ses veremiyor olabiliyor. Bir de şöyle bir şey var. Tabii bu mesela benim elimdeki 20 senelik bir Walkman. Bunların daha eskileri de var. Onların da tanıtımlarını, incelemelerini yapacağız. Daha eskileri var. 30 senelik Walkman'lar, 35 senelik Walkman'lar var. Şimdi 30 senelik bir Walkman kullanılmış, yıpranmış, içindeki çarklar artık dönüyor. Yani hiçbir zaman bir Walkman'dan sıfır performansı alınmaz. Yani bizim o 90'lı yıllarda ilk daha kutusundan çıkartıp böyle heyecanla elimiz ayağımız titrerken kutusundan çıkartırken ki halini performansı ile şu anki performansı arasında dağlar kadar tabii ki fark olacaktır. Mesela bu işte VMFX267 şu anda mesela radyosuna basıyorum. Radyosuna bastığımda belki ben bu radyo tuşuna bastığımda o zamanlar çok daha rahat bir şekilde alıyordu ama artık basıla basıla gerçi bakıp bunda hiç problem yok ama basıla eskiyor yani sonuç olarak bunlar dediğim gibi hani 30 senelik 25-30 senelik cihazlar makineler yani eskiyebiliyor ama yani burada önemli olan şey ne size eski tadını vermesi sonuç olarak CD nedir ya da MP3 nedir ya da siz şu anda Spotify kullanıyorsunuzdur YouTube'dan müzik dinliyorsunuzdur vesaire ama hani aslında her şey bunlarla başladı. Tabii plaklar var. Plaklardan önce taş plaklar var, gramofonla dinlenen. Tabii ama hani dönem dönem kalite yükseliyor. Taş plaklardan normal plaklara, normal plaklardan stereo 8 kasetlere. Hatta onlardan da var. Onlardan da gösterebilirim. İleride belki inceleme videosunu yapabiliriz. Stereo 8 kasetçiler ve kasetlerini inceleyebiliriz. Sonrasında stereo 8 kasetlerinden normal kasetlere geçiş yapıyoruz. Tabii bu teknolojinin ne yapıyor? Gelişmesinde hani böyle bir timeline gibi, böyle bir zaman tüneli gibi bir gerçekliği var bu işin. Her yeni bir teknolojide ses kalitesi birazcık daha yükseliyor. Şimdi kompakt disk var. İşte kasetlerden sonra kompakt diskler geldi. Ondan sonra DVD'ler geldi. Sonra Blu-ray'ler geldi. Sonra işte MP3'ler vardı. MP3'lerle beraber şu anda dijital müzikler var. İşte YouTube var vesaire. Hepsinin teknoloji geliştikçe otomatik olarak ses kaliteleri de gelişiyor.
Siz şu anda Walkman'dan böyle bir şu anda Spotify'da dinlediğiniz bir netliği asla alamayacaksınız. Ya da taş plakta dinlediğiniz netliği kasette alamayacaksınız. Kaset daha net olacaktır. O yüzden bunun bilincinde olmakta fayda var. Hani bu birazcık yani FX-267 ile alakalı değil, bu diğer Walkman'lerle de alakalı. Ayvan'ın da Walkman'leri var, Panasonic'in de var, Sharp'ın da var, Sanyo'nun da var. Ya da Sony'nin farklı modelleri de var, Philips'in de var. Ne oluyorsa olsun bundan sonuç olarak eskiyen mekanlar ama şu anda hani benim bildiğim bazı arkadaşlarımızdan bildiğimiz kadarıyla adamın şeyi yok, CD ya da Spotify dinlemeye şeyi yok, yani istemiyor adam Spotify dinlemeyi. Adamın elinde belki var elinde 500 tane kaset ve kasetçiler dinlemek istiyor. Ama 500 tane kasetçiler dinlemek isteyen insan da zaten bunun Walkman'in tadını ve ses kalitesini bilen insanlar. Sonuç olarak FX-267'den bahsetmek için daha fazla size verebileceğim bilgi olarak bu cihazda yok ama bir diğer videoda da size yine Walkman'lerden bahsedeceğim. Ama bundan sonraki videom muhtemelen internette de görüyorum işte Walkman tamiriyle alakalı ve band değişimiyle alakalı oluyor. Walkman tamirinde daha açık bilgilendirme de vereceğim. Bu daha çok FX-267 videosu değil de inceleme videosu değil de Walkman'ler hakkında bir başlangıç videosu olsun. Bu band değişiminin haricinde şu anda mesela biz pillerini çıkartmamız gerekiyor. Çünkü neden? Şöyle anlatayım. Şurada görmüş olduğunuz yaylar, bu içindeki piller ne kadar kaliteli olursa olsun, bunu fotoğraf makinesi videolarında da anlatmıştım. Ne kadar kaliteli video, ne kadar kaliteli pil olurlarsa olsunlar, bu içlerinde durmaktan akıyor ve şurada görmüş olduğunuz bu yayları, hatta şurada da diğer ki kutubu var, bu kutupa problem yaratıyor ve sonuç olarak şu içinde görmüş, şu an göremediğiniz bağlantıları etkiliyor ve paslandırıyor ve Walkman hiç çalıştırmıyor, hiç güç vermiyor. Böyle Walkman hiç çalışmıyor. O yüzden de hani Walkman'lerde yapılması gereken bazı bakımlar var. Bundan sonraki videoyu ona göre yapacağım. Bir elimde Walkman var. Bu Walkman'i teknisyen arkadaşım dediğim gibi bandını değiştirecek ve Walkman tamiri hakkında da kısa bir videomuz olacak. FX-267 ve genel olarak Walkman'ler hakkında bahsedeceğim şey bu. Bunlardan ibaret. Bir sonraki Vintage Teknoloji videosunda görüşmek üzere. Kanala abone olup bize destek olmayı unutmayın lütfen. Videoyu da beğendiyseniz eğer yazabilirsiniz. Beğen butonuna tıklayabilirsiniz. Eğer videolarımızın altına yorum da yapabilirsiniz. Walkman'ler hakkında bildiğiniz ya da bilmek istediğiniz herhangi bir şey olursa. Elinizden geldiğince videonun altındaki yorumları cevaplandırmaya çalışıyoruz. Bir sonraki Windows Teknoloji videosunda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.